Esselamu aleyküm dostlarım. Videoyu beğenerek başlamanız ve yorum yapmanız kanalı oldukça ileriye taşıyor. Verdiğiniz destekten ötürü hepinize teşekkür ederim. Keyifli dinlemeler. O lanetli apartmandan taşınalı tam bir ay oluyor. Bir aydır hala huzur yüzü görmediler. Görmemeye de devam edecekler. Altı ailenin yaşadığı bir apartmanda yaşıyorduk. Bütün aileler çocuklardan oluşuyordu. Bir tek en yukarıda, teras gibi olan çatı katını babaannem için ayarladılar. Babaannem çok fazla rahat nefes alabilen bir insan değildi. Orada hasta yatağı, oksijen tüpleri ve gerekli elektrikli aletler ve jeneratör bulunuyordu. Rahat yaşaması için her şey yapılmıştı. Özel bir balkona benzeyen, sürgülü bir cam da yapıldı. Bir ay önce taşınmamızın nedeni ise, bütün ailelerin eşleri ve kendileri, amcalarım, herkes annemi suçladı. En son gelen gelin olarak bütün büyüyü kendisi yaptığını ve duvarlardan çıkan kağıtların bize ait olduğunu söylediler. Babam annemi korudu. Aileden atılmakla tehdit edildi. Amcalarım eğer o kadınla beraber buradan gidersen seni kardeşlikten sileriz dediler. Sizler kanıtı gösterin, söz veriyorum kendim ayrılacağım dedi babam. Hiçbir kanıt yok. Sadece işlerinin dolduruşlarına gelmiş olan amcalarım, annemin üzerine attıkları iftira yüzünden oradan ayrıldık. Çocukluğumun geçtiği ve birçok kuzenimin olduğu yerdi. Çok da fazla anımız vardı. Ama tek kalemde atılan iftira yüzünden oradan ayrılmak zorunda kaldık. Şimdi huzurluyuz, mutluyuz ama bize de sıçradı. Babaannem dahil olmak üzere. Orada kalan 5 ailede sürekli olarak paranormal olaylar yaşıyorlardı. Eve gelen birçok hoca oldu. Sonrasında gelen Mehmet adındaki bir hoca. O bir anda büyük kağıtlarını bulmaya başladı. Merdivenlerin korkuluklarındaki hafif açıklık olan demirlerin içlerinde, bazı evlerin prizlerinin arkasında, bazı ayakkabılıklarda, banyodaki çamaşır makineleri, mutfaktaki bulaşık makineleri, neredeyse 100'e yakın büyüler yazılmış olan kağıtlar bulundu. Bir tek bizim evimizden çıkmadı. Hiçbir şey yoktu bizim evimizde. Bu yüzden bütün oklar bize çevrildi. Ve tabii ki hasettik ve iftira başladı. Sonrasında da taşındık. Kurtulduk ama bu günlerde biz de kabuslar görmeye başladık. Annem 2-3 defa sürekli olarak babaannemin yardım istediğini, yanına çağırdığını gördüğünü söyledi. Bunun üzerine babam amcamları aradı ama telefonları açılmadı. Bugün beraber gideceğiz. En azından babaannemi ziyarete geldiğimizi söyleyip hiç kimseyle muhatap olmadan direkt teras tarafına çıkacağız. Babaannemin iyi olduğunu görmek istiyoruz. Biraz da video çekip anneme göndeririz. En azından annemin de içi rahatlar. Apartmanın önüne geldiğimizde kuzenlerim kapının önündeydi. Allah razı olsun onlardan. Hiçbir zaman suçlamadılar. Kalkıp hemen hoş geldiniz diyerek babamın elini öptüler. Sonrasında da sarıldı. Selamlaşıp öyle sohbet ediyorduk. Kuzenlerimden Bekir, babamlar görürse kötü olur amca. Sizi gizlice çıkarsak yukarıya. Şimdi görürlerse daha söz olur. En azından kapı açıktı, girdik çıktık dersiniz dedi. Olur dedi babam da. Beraber ses çıkarmadan merdivenlerden, kendi evimiz kendi yuvamızda resmen hırsız gibi yukarıya çıktık. Yukarıdaki kapı zaten hep açıktı babaannemin. Kapıyı açıp içeriye girdiğimizde, babaannem bizi görünce mutluluktan hemen gözyaşı döktü. Yanına doğru gidip elini öptüm. Sonra da sıkıca sarıldım. Aynı şekilde babamdı. Telefonu çıkartarak videosunu çektim. Gayet rahattı. Nefes alması da rahat. Bir sorunu yoktu. Sağlığı yerindeydi. Gitmeyin oğlum, gitmeyin diyerek ne kadar konuşsa da babaannem mecburen çıkmak zorundaydı. Babam hiçbiriyle kötü olmak istemiyordu. Ya da kavga etmek. Tam hazırlanmış çıkacaktık ki amcalarımdan biri yukarıya çıkmıştı. Babamdan bir sonraki amcamdı. Babamla yaşları zaten bir yaş fark vardı. O yüzden arkadaş gibilerdi daha çok. Babamı görünce bir şey diyemedi. Poşetleri kenara doğru bıraktıktan sonra hoş geldin dedi. Babaannemin yanına doğru oturdu. Babaannem de nasihatte bulundu, küsmeyin etmeyin. Siz kardeşsiniz diyerek. Sonrasında babam daha fazla beklemeyelim biz çıkalım dedi. Amcam babamın kolundan tuttu. Kuzenim Bekir'e doğru bakarak kapıyı kapat dedi. Kapıyı kapattıktan sonra
Amcam sıkkın şekilde sakallarını ovuşturdu. Birazcık sakallarını kaşıdı ama belli ki bir şey söylemek istiyor ama çekiniyor. Söyle kardeşim, ne söyleyeceksen söyle, ne çekiniyorsun dedi babam. Galiba sizi boşuna suçladık. Hakkınızı helal edin. Yoksa buldunuz mu yapanı dedi babam. Bulamadık ama şüphelerim var. Bizim Cevdet'in eşi. Sürekli olarak buraya girip bir şeyler yazıyormuş kağıtlara. Anam görmüş. Alakasız şekilde küçük küçük kağıtlara yazıyormuş. Biliyorsun büyüler bulunduğunda da küçük kağıtlar da çıkıyordu. Ne olduğunu bilmiyorum. Ama gidip de söyleyemedim Cevdet'e. Tamam bir sakin ol bakalım dedi. Bekir'e Cevdet'i çağırsana diyerek söylediler. Aşağı inip çağırdılar amcamı. Tabii ki babaannemin katı olunca heyecanlanmış. İkişer üçer basamak çıktı yukarıya. İçeriye girince anne diyerek babamla kardeşini görünce de şaşkınca kala kaldı öylece. Bunun burada ne işi var diyerek babama doğru yürüdü. Sinan amcam kalkarak direkt ellerinden tuttu. Bir dinle Cevdet abi, bir dinle. Önemli bir konu. Annem bir şey diyecek dedi. Anne bak, hiç nasihat falan ilgilendirmez. Bu ayrıdır. Bu bayağı ayrı bir olaydır. Benim öyle bir kardeşim yok diyordu babama. Geçip oturdu ama. Babaannem gözyaşları dökerek gördüklerini anlattı. Amcam çökmüş gibiydi. Ne diyeceğini bilemedi. Afallamış şekilde öylece sağa sola doğru bakıp elleriyle yüzünü ovuşturuyordu. Bir türlü hazmedemedi. Ayağa doğru kalktıktan sonra da ben ona gösteririm dedi. Hoca bulacağım diye o kadar evden ayrılmaları. Başka bir yere mi gidiyormuş lan bu? Agresif ve kızgın bir şekilde odadan çıkacakken direkt babamla beraber Sinan amcam tuttu. Bir dur, günahını almayalım. Ne olduğunu bir soralım burada. Hem annem de burada. Onu gördüğü için hiçbir şekilde yalan söyleyemez. Sen çağır hanımını gelsin. Ya da Bekir çağırsın. Bekir yengeni çağır dedi. Yengemi çağırmak için gittiğinde yengemle geldi. Yukarıya çıktığında yengem şaşırmıştı. Tabii babamla beni görünce daha çok şaşırdı. Hayırdır ne oluyor burada deyince direkt Cevdet amcam saldırmak üzere üstüne koştu. Korkuyla kadıncağız da geriye doğru kaçtı hemen. Kapıyı kapattı, kilitledi kapıyı Cevdet amcam. Geç lan şuraya. Geç diyerek kolundan sıkıca tuttuğunda babam araya girdi. Canını yakma kadıncağızın, günahtır. Bir dur bakalım. Babaannem konuşmaya başladı. Sen gelin. Buraya gelip sürekli olarak ben kendimde çok değilken şu masanın üzerinde kağıtlara yazılar yazıyordun. Ne yazıyordun diyerek sordu. Kur'an ayetleri dedi. Kur'an ayetleri yazıyordum. Yani burada yanımda da var ama bir geriye dönün dedi. Sonrasında yüzümüzü geriye doğru döndük. Sonrasında evet bunlar normal herhalde. Bir baksana anne diyerek getirdi kağıtları. Küçük küçük uzunlamasına kağıtlardı. Evet bunlar ayetlerdir. Surelerin ayetlerini birbirine doğru dolamış. Korunmak için yazıyordum. Hatta buraya da koydum birkaç tane. Ne olur ne olmaz diyerek dedi. Ecza dolabı gibi bir dolap yapmıştık. Babaannemin ilaçları olsun. Acil bir durum olursa onunla ilgili eşyaları koyuyordu. Oradan da çıkardı. Günahını alıyordunuz karımın. Yine sen geldin. Oğlunla beraber ortalığı karıştırdın. Defolun gidin buradan diyerek sert bir şekilde babamın çenesine doğru vurdu. Tam üzerine doğru yürüyecektim ki. Ne oldu lan, amcana mı vuracaksın? İyice kansız oldunuz zaten diyerek bana da doğru elini kaldırdı. Sinan amcam zorla araya girdi. Ayrıldık evden. Direkt eve doğru dönmeye başladık. Babam hiçbir şey söylemiyordu. Arabadayken ağzını bıçak bile açmadı. Sonra da eve geldiğimizde annem heyecan ile ''Nasıl, iyi mi annem?'' diyerek sordu. Babam dudağını gösterdi. ''Bayağı iyi, bayağı iyi hanım'' dedi. Agresif bir şekilde yanından geçerek banyoya doğru gitti. Annem de tabii ki üzülerek koştu peşine. Odaya geçtiğimde yapacak bir şey yoktu. Gördüğümüz rüyalar belki de psikolojikti. Bilinçaltından dolayıydı. Kabuslar görmemiz illa musallat olduğu anlamına gelmez. Gelmemeli diyerek düşünmeye başladım. Ama bu düşünceler sadece yersizdi. O günün gecesinde bomboş bıraktığımız evde gözlerimi açtığımı gördüm. Üstüm başım tozlanmış, darp edilmiş gibiydim. Kolumda acı, ayaklarımda acı hissediyordum. Kalktığımda apartmanın boşluğundan gelen bağırma ve inleme seslerini duymaya devam ettim.
Dış kapıya doğru geldiğimde yukarıya baktım. Yukarıya doğru koşuşturarak çıkanlar vardı. Babaanne, babaanne diyerek merdivenlerden çıkmaya başladım. Ama hiçbir şekilde düzgün yürüyemiyordum. Ayaklarım gerçekten çok fazla acıyordu. Sonrasında da en üst kata geldiğimde kapının ön tarafında iki tane tanımadığım, sadece simsiyah giyinmiş olan, yüzlerini bile göremediğim aşağıya doğru bakan birileri vardı. Babaanneme bir şey mi oldu? Yoksa vefat mı etti diyerek üzülerek içeriye girdim. İçeriye girdiğimde babaannemin karnı yarılmıştı. İki sağ tarafında ve iki sol tarafında öne doğru gidip geriye doğru çekilen, zikir çeken bir şeyler vardı. Babaanne diyerek ona doğru koşmaya çalıştığımda ise babaannem birazcık başını kaldırdı. Olduğum yerde durdum. Sonra da elini kaldırdı, ayaklarımı gösterdi. Ayaklarıma doğru baktığımda iki baş parmağımda da ayağımın kan oturmuş şekilde simsiyahtı ve ayaklarımın altından kanlar çoğalarak akmaya başladı. Her yeri sardı resmen odanın. Tekrar babaanneme baktığımda bir anda karşıma geldi. Gözlerimin önüne. Yattığı yerden kalkıp bir anda geldi. O an anlayamadım bile nasıl geldiğini. Gözlerin içine korkuyla bakıp titriyordum. Ellerini kaldırıp yüzümde gezdirirken kulağıma doğru eğildi. Murkemna, Murkemna, Murkemna. Bunu söyledikten sonra korkuyla beraber gözlerimi açtım. Direkt olarak zıpladım yataktan. Banyoya geçip başımı direkt lavaboya doğru soktum. Soğuk suyla iyice yıkadım başımı. Elimi yüzümü yıkadım. Su içip oturdum öylece mutfakta. Babam o sırada kalkmıştı. Bu ne halen duş mu aldın? Üstün başın sırılsıklam. Çok sıcakladım baba, o yüzden aldım. Rüyayı anlatmak istemiyordum. Bir de o apartmana dönmek istemiyordum. Babam, iyi bakalım iyi. Bu kadar sıcakladıysan oğlum pervane yer. Ventilatör var bizim odada, vereyim sana. Yok baba, teşekkür ederim. Düşünmem bile yeterli, sağ olasın. Buzdolabının kapağını açtığında bizim genellikle yumurtalık bölümünde ilaçları koyardık. Aspirinlerden biri aşağıya doğru düştü. Onu almak için eğildiğinde kutuyu tuttuğu gibi ayağıma doğru baka kaldı. Ne oldu baba diyerek ayağıma baktım. İki baş parmağıma da kan oturmuştu. Korkuyla direkt parmaklarıma doğru elimi götürdüm. Tırnaklarım acıyordu. Aynı rüyada acıdığı gibi. Sonrasında da babam koluma doğru baktı. Ne yaptın oğlum? Savaşa mı girdin de haberimiz yok? Banyoda falan mı düştün dedi. Kolumu çekiştirdiğinde büyük bir acı hissettim. Sol koluma doğru baktığımda sanki birisi sol kolumun arka tarafından tutarak sıkmış. Parmak izleri belli oluyor neredeyse. Orası çürümüş. Ne oldu oğlum sana? Amcalarından biri mi yaptı yoksa? Benden habersiz gittin de bak öyle bir şey varsa söyle diyerek kızdı. Yok baba yok, öyle bir şey yok. Banyoda düştüm de o yüzden. Kızarsın diye söyleyemedim. Saçmalama oğlum, böyle bir şey söylenmez mi? Şu haline bak. Harpten çıkmış gibisin. Hadi gün gidiyoruz dedi. O sırada tam mutfaktan çıkacakken annem geldi. Annemin gözleri kıpkırmızıydı. Ağlıyordu. Ne oluyor hanım? Neden ağlıyorsun? Bir şey mi olmuş yoksa anneme? Telefon mu geldi diyerek celallendi babam. Hayır diyerek başını salladı. Sonrasında da elleriyle beraber ayaklarını gösterdi. Bismillahirrahmanirrahim. Annemin de aynı şekilde ayak baş parmakları simsiyah, kan oturmuş şekildeydi. Babam hızlıca elleri titreyerek, biraz da çekinerek kendi çoraplarını çıkardı. Babamın da aynı şekildeydi. Telefonu getir hemen diyerek beni odaya yolladı. Telefonu alıp geldiğimde tek tek ayak baş parmaklarımız aynı şekilde duruyor, onların fotoğraflarını çekmiştim. Sonrasında da kollar dedi. Hemen annemin sol taraftaki kolunu çektik. Hiçbir şey yoktu. Sonra da babam baktı. Babamda da yok. O sadece bende vardı. Şu Arif Hoca'ya gösteririm bunları. Allah, biz ne günah işledik. Ne suç işledik de bize bunu reva görüyorsun. Vallahi de billahi de bir suçumuz yok. Her zaman saygılı oldum akrabalarıma. Ne derlerse he dedim. Abilerimdir onlar. Bir yaş büyük olan abime bile abi dedim. Hiçbir zaman saygıda kusur etmedim. Hanımımdan da şüphe duymuyorum. Her gün namazını kılar,
Her zaman dua ederek yollar bizi. Biz ne yaptık sana Rabbim diyerek isyan ediyordu artık. Kalbi o kadar donmuş ki, o kadar fazla sıkmış ki kendini, hüngür hüngür ağlamaya başladı. Üçümüz de ağlıyordu. Babama doğru annemle sarıldı. Atlatacağız merak etme, atlatacağız. Sakın kendini bırakma diyordu annem. Herkes yataklarına doğru döndü ama uyuyabilen yoktu. Her zaman telefondan Kur'an-ı Kerim açıp yatıyorum. En azından kötü rüyalardan beni uzak tuttuğuna emin oluyorum. Aynı öyle yatmıştım. Sabah kalktığımızda kimsenin tadı tuzu yoktu. Arif Hoca ile görüşmek üzere babam evden çıktı. Annemle beraber salonda öylece birbirimize sarılıp oturduk. Öğle vaktine doğru kapı açıldı. Babam Arif Hoca ile beraber gelmişti. Sonrasında da içeriye girip her yeri didik didik aramaya başladık. O da okumalar yaparak etrafa bakıyordu. Hiçbir şey yok burada. Yani bir şey olsa hissederdim en azından. Hocalarımdan birine danışacağım. Bu akşam onların yanına gidiyorum. Onlara her şeyi anlatacağım. Apartmanda yaşadıklarınız, sizin evde yaşayıp bu gerçekten fiziki bir durum olması. Böyle şeyler hiç yani hiç bilmiyorum. Bana hava söyletilirken böyle görüntüler ya da böyle musallatlar hiç anlatılmadı. Gittiğim çoğu kişiye yardım ederim. Çok nadirdir yardım edemediğim. O da artık kendini tamamıyla büyü yaparak satmış olan ruhlara aittir. Sizin durumunuzu gerçekten açıklamak imkansız gibi. Bu yüzden benden haber bekleyin. Dikkatli olun. Gerekirse sen de evden çıkma dedi babama. Babam merak etme sağ olasın Arif diyerek ona bir miktar para uzattı. Arif abi her zamanki gibi geriye doğru itti. Saçmalama gözünü seveyim. Bu işler para için mi yapılır dedi. Sonrasında da çıkıp gitti. Evde yemek pişiyordu ama kimse de yiyecek hali yok. O yüzden ufak tefek atıştırmalıklarla idare ediyorduk. Akşam 10 civarıydı. Babam Kur'an-ı Kerim açtı biraz daha dinleyelim dediğinde kapı sert bir şekilde vuruldu. Hemen kapıya doğru yöneldik. Annem başını örtmek için kendi odasına doğru gitti. Kapı açıldığında ise amcalarımdı. Hem de ikisi birden. Sinan amcamın gelmesi normal. O her zaman bize davranışları iyiydi. Ama Cevdet amcamın da burada olması garipti. Yardım, yardım et dediler babama doğru. Ne oluyor bir içeriye girin. İçeriye girdikten sonra oturur oturmaz ikisi de çoraplarını çıkardı. Onların da ayak baş parmaklarında aynı şekilde kan oturmuştu. Binadaki herkesi bunlardan oldu. Hiçbir şekilde kimse bir yere vurmadı ayaklarını. Hepimiz de bunlardan oldu. Bir doktor, bir hoca, Arif Hoca vardı ona haber versen. Bir gelse baksa olur mu dediler. Babam aynı şekilde göstermek için karşılarına oturdu. Çıkardığında çoraplarını. Bizde de oldu. Arif Hoca hocalarına sormak için başka biriyle gitti. Oradakilere danışacak. Hepinizde mi var diyerek babam yineledi. Hepimizde var. Sizde de olduğuna göre. O zaman kim? Kim? Yani siz olsanız, büyü yapan siz olsanız diyerek Cevdet amcam iyice derleniyordu. O zaman kim yaptı biz oğlum bunları? Kafayı yemek üzereydi. Bütün ailelerin tadı tuzu kaçmış, birbirine düşmüş durumdaydı. Bina lanetli desek, siz ayrılıp geldiniz buralara. Sizde de aynısı oluyorsa bizim de ayrılıp gitmemizin bir anlamı yok dedi. Sinan amcamla Cevdet amcam büyük ihtimalle oradan ayrılmayı planlıyordu. Babam, hanımı ailesinin yanına bırakayım. Sonra da beraber bir annemin yanına geçmek istiyorum dedi. Tabii olur dedi Cevdet amcam da. Bizim de ayaklarımızda aynı şey olduğunu görünce Cevdet amcam da yumuşamıştı. Sonrasında da arabayı aldık. Onlar direkt apartmana döndüler. Biz de annemi bıraktıktan sonra merak etme haber vereceğiz diyerek apartmana döndük. İçeriye girdiğimiz herkesin kapısı açıktı. Yukarıya doğru çıkarken küçük bazı yeğenlerim yanımdan geçiyordu. Onların ayak parmaklarında bir anormallik yoktu. Galiba onlara musallat olmamışlardı. Babam da amcalarım da, onlar küçüktür, sabidir daha. Onlara hiçbir şey olmaz. Rabbimizin melekleri onları korur dedi. Babaannemin yanına geldiğimizde babaannem artık üzüntüden kendi sağlığını iyice kötüye götürecekti. Bir şey olmayacak geçecek diyerek ne kadar telkinde bulunsak da kadıncağız üzülüyordu. Yemek yediniz mi, bir şey yer misiniz diye sordu amcalarım. Diğerleri aşağıda evlerindeydi. Yukarıya çıkmak istememişler.
Babam ben açım aslında, bir şey yemedik. Hanımın da yanında bir şey yiyemedim. Boğazımdan geçmedi. Ben de açım dedim. O zaman yerin bize geçelim. Yedikten sonra tekrar yukarı çıkarız dediler. Tamam diyerek aşağıya indik. Tam eve girdim ki bir anda apartmanın ışıkları kapandı. Karanlıkta kalmıştık. Sonrasında da babamlar önümde olduğu için baba amca diyerek seslendim. Hiçbiri ses vermedi. Baba, amca önümdeydiler şimdi. Uzaklaşmış olmaları imkansız, beni duymamaları daha da imkansızdı. Öne doğru yürüyerek yavaşça onlara dokunacağım diye sol elimi de öne doğru itiyordum. Salonun neredeyse tam ortasına doğru geldim. Eğre doğru halıya dokundum, oturdum. Baba, baba diyerek seslenirken bir anda ışıklar tekrardan açıldı. Açılmasıyla beraber rüyamda babaannemin yanında gördüklerim çevremi sarmıştı. Onlar da benimle beraber oturuyorlardı. Ayağa kalkmak istedim ama ellerim yere doğru yapıştı. Yerimden kalkamıyordum. Bağdaş kurmuş şekilde kaldım öylece. Yardım edin, lütfen yardım edin diyerek bağırmaya çalıştım. Sesim bile çıkmadı. Her biri bana doğru bakarak yine öne doğru ve arkaya doğru sallanıyorlardı. Sonrasında da dilimde bir acı hissettim. O acıyla beraber dilimde bir şeyin oynadığını fark ettim. Yere doğru tükürdüm. Resmen ağzımdan kurtçuk gibi bir şey çıkmıştı. Hem de kocaman. Direkt kalkmaya çalışsam da başaramıyordum. Gözlerimi kapatıp çığlıklar atmaya başladım. Avazım çıktığı kadar bağırabildim. Sonrasında da beni tutmaya çalıştılar. Ne yapıyorsun oğlum? İçeriye geç otur dedik, geçtin oturdun. Niye kendini yere atıyorsun diyerek amcamlar da beni tutmaya çalışıyor. Onların yüzüne doğru baktığımda ne olduğunu anlayamadım. Etrafımdakiler, onlar nerede diyerek etrafa doğru baktığımda hiçbir şey yoktu. Kapı kapalıydı. Sadece amcalarım vardı. Bir de babam. Oğlum, kendinde misin, ne gördün bir söyle bakalım dediler. Rüyamda gördüğüm şeyleri anlattım. Amcalarım aynı şeyleri biz de görüyoruz. Sürekli olarak hem de başımızda duruyorlar. Sürekli buradalar diyerek Sinan amcam artık dayanamadı. O da sinirlerini boşaltır şekilde ağlamaya başladı. Kesinlikle bir belaya bulaştık. Ama ne olduğunu bilmiyoruz. Belki de geçmişten gelen bir şey. Belki de biz yaptık. Artık gece yarısı olmuştu. Babam yemeği falan boş verelim. Sinan, sen istiyorsan anamın yanında kal. Biz Hakan'la beraber hiç uyuyamadık. Birazcık yatalım, sonrasında devrilişe yer değiştiririz. Tamam dediler. Sinan amcam yukarıya çıktığında biz de yatakları açarak yattık. Tam uykuya dalacakken kapı çaldı. Bu Murat amcamdı. Deliler gibi bağırıyordu. Yardım edin hemen, hemen yardım edin diyerek bağırıyordu. Ne oldu dediğimizde ise annem, annem diyerek yukarı gösterdi. Siz hemen çıkın, ben de geliyorum. Su almam lazım diyerek içeriye girdi. Apar topar Sinan amcam, babam ve ben yukarıya çıktık. Babaanne diyerek bağırıp içeriye doğru daldığımızda da üçümüz ne oluyor diyerek ayaklandılar. İçeride Murat amcam, Niyazi amcam var. Böylece bize doğru bakıyorlar. Yanlarında da yengemler, kuzenler. Üçümüz de hiçbir şey diyemeden öylece onlara doğru baka kaldık. Dizlerimin üstüne doğru çöktüm, ağlamaya başladım. Aynı şekilde Sinan amcam da babam da tamamen bitmiş durumdaydı. Amcamlar yanlarımıza gelip ne olduğunu sorduklarında hiçbir şey söylemediler. Ben de söyleyemedim. Kenara doğru çekilip oturacakken ışıklar yine gidiyordu. Babaannemin olduğu yerde cihazların çalışması için jeneratör vardı. Direkt ışıklar tekrardan yandı. Babamın telefonu çalmaya başladı. Telefonu eline aldığında arayan Arif hocaydı. Açtı telefonu. Konuşuyorlardı. Evet, binadayız Arif. İlk geldiğin yer. Evet, Mehmet hocayı getirdiğin yer. Tamamdır Arif, Allah razı olsun. Sağ olasın diyerek kapattı. Ne olmuş diyerek sordum. Durumu hocalarını anlatmış. İl değiştirmesine gerek kalmadan onlardan birkaç kişi gelmiş. Buraya geliyorlar şimdi. Yardım edecekler inşallah dedi. Amcamlar da böylece kenara doğru oturup bekledik. Gecenin dördü gibiydi. Apartmanın demir kapısına vurdular. Vurulmasıyla beraber aşağıya indik. Gerçekten Arif Hoca, arkasında da iki tane hoca. Biri yaşlı, biri genç. İçeriye doğru girmeden kapıdan yukarıya doğru baktılar. Sonrasında da bize doğru bakıp
aşağıya doğru tekrar indiler. Bize doğru baktıklarında nedense gözleri büyüdü. "Dillerinizi açar mısınız?" dedi. "Dillerimiz derken, dillerinizi çıkarın." Böyle diyerek ağızlarını açıp gösterdiler. Dışarıya doğru dillerimizi çıkardık. "Sen ve sen" diyerek benle babamı gösterdiler. "Gelin buraya" dedi. Aşağıya doğru indik. "Görüyor musun bir şey?" diyerek sordular. "Hayır, hayır görmüyoruz." "Ne oldu ki?" dedik. İkisi de gözlerimizi kapattı. Kulağımıza doğru bir şeyler okuduktan sonra yüzümüzü mesheder gibi çekerek açtılar. Amcamlara doğru baktığımızda ise Bismillahirrahmanirrahim. Hepsinin dilleri kan oturmuş gibi, aynı ayak parmaklarımızdaki gibi. Arkalarında da o siyah şeylerden var. Benim burnumdan hafifçe kan geldi. Titremeye başladığımda direkt gözümü kapattı. Aynı şekilde babamın da kapattılar. Sonrasında yaptıkları okumalarla beraber gözlerimizi tekrardan açtığımızda amcamlar öyle kapıda durup isimlerimizi bağırıp neler oluyor diye soruyordu. "Tekrar, tekrar dilinizi açar mısınız?" diyerek söyledim. Açtıklarında hiçbir şey göremiyordum. Hocalar içeriye girmeden önce küçük çocukları, reşit olmayan, hiçbir bölüm çağına girmemiş çocuğun içeride kalmasını istemedi. Tamamıyla dışarıya istedi hepsini. Tek tek çıkardılar. Yeğenlerim çıktıktan sonra da "Onları başka bir yere götüreceğiniz yer var mı? Akrabalar vesaire." Cebimden hemen anahtarı çıkardım. "Bizim ev var. Annemi de çağırırım. Yani çocukların başında durur." "O zaman şöyle yapıyoruz. Sen" diyerek babamı gösterdi. "Çocukların hepsini alıyorsun. Anahtarı da alıp gidiyorsun. Eşini ara. Büyük ihtimalle senin eşin de temizdir" dedi. "Eşin de temizdir derken sizin dillerinizde bu yok. Bunun neden olduğunu sonradan anlatırım ben sana. İndir çocukları" dedi. Amcam dışarıya çıkacakken "Sakın dışarıya adım atma. Sakın geri çekil geri" diyerek hoca kızgın şekilde amcamları geriye yolladı. Çocukları üstü altı derken arabaya sıkıştırdık. Hepsi binebilmişti. Babam haberleşiriz sonra diyerek hemen gitti. Sonrasında da hocalarla beraber apartmanın içine doğru girdik. "Hanımlarınız, eşleriniz, diğer çocukların hepsi bir yerde toplansınlar. Büyük salonu olan ev hangisiyse ona toplansınlar. Hepsi eşit evlerin" dediler. "O zaman toplanın hemen ilk kata." Yukarıya doğru bağırıldı. Herkes gelmişti. Babaannem haricinde. Salona doğru girdiğimizde ise herkes dillerini açtı. Aynı şekilde hocalar hepsine baktı. O yaşlı olan hoca başını sallayarak "Yukarıda dedin mi babaanneniz?" "Evet" dedi. "Sen gel" diyerek beni alıp yukarıya doğru çıktı. Yukarıya çıktığımızda ise babaannemin odasına girdiğimizde babaanneme doğru baktı. "Babaanneme ağzınızı açar mısınız? Dilinizi çıkartır mısınız?" dedi. Kafasını sallayarak yaptı. "Var mı? Onda da var mı?" diyerek sorduğumda "Yok onda" dedi. Yanına doğru oturduktan sonra "Ne olduğunu az çok biliyorsunuz değil mi hanımefendi?" "Anlıyorsunuz da. Aralarındaki haset dillerine yapışmış. Birbirlerine konuşmaktan, birbirlerinin arkasından hasetle dedikodu yapmaktan, beddualardan, gereksiz yeminlerden ve iftiralardan yuvanızı cinlerle doldurmuşlar. Burası aile apartmanı değil, burası cinlerin apartmanı olmuş. Birbirlerine dedikodu yapan, birbirlerinin kuyusunu kazan insanlar yüzünden cinler o kadar beslenmiş ki buradan. Artık tamamıyla hepsini esir almışlar. Sizler birbirinize nasıl olur da bu kadar düşersiniz? Nasıl olur da yaparsınız? Hiç sormadınız mı?" Babaannem ağlamaya başladı. Her gelen birini götürüyordu. "Yapma etme" desem de "Öyle anneciğim öyle" der, durmadan konuşurlardı. "Gördün değil mi? Kağıtları dolduranları. Mehmet gelip kağıtları bulduğunda bana anlatmıştı durumu. Kendileri yazıyor kağıtları ama korkmasınlar diyerek söyleyemedim onlara" demişti. "Cinler her gün birini esir alarak uykululuk halinde kaldırıp onları büyü yazacak şekilde buraya getiriyorlar. Seni de yıkmak için, senin de birini ispiyonlayıp iftira atman için sürekli gözünün önünde her biri büyü yazdı. Kağıtları yerlerine koydu değil mi?" "Evet" diyerek babaannem iyice ağlamaya başladı. "Babaannem bize birini söylediğinde, ne yazdığını görmedim ama yazı yazıyor" dediğinde
Bunu mu anlatmaya çalışıyordu? Evet, büyük ihtimalle öyle. Ama iftira olmasın, günahını almayayım diyerek kesin bir şey söylemeden, araştırmanız için söylemiş. Kalbiniz güzel hanımefendi. Allah razı olsun sizden. Ama çocuklarınızın birbiriyle yüzleşmesi, o dillerindeki kopmuş olan iftirayı tekrardan alıp hak dilenmeleri gerekli. Birbirlerinden haklarını almadıkları sürece cinler de onlardan beslenmekten vazgeçmeyecek. Hatta bu sadece böyle kalmayacak. Çocuklarına da işlemeye başlayacak. Onlar da birbirine düşüp haset ettikçe burada doğacak olan, buraya gelecek olan herkesi saracak. Ne mükemmel yetiştirmişsin ki bir çocuğunda hiçbir şey yok. Oğlunda da. Büyük ihtimalle eşi de temizdir. Babaannem bana doğru bakarak ağlamaya başladı. Gerçekten de biz hiçbir zaman kimsenin arkasından konuşmadık. Ya da evimizin içinde amcamlarla ilgili bir konu açılmazdı. Şunu şöyle yapmış, bunu böyle yapmış diye konuşmazdık. Birisi bir şey yaparsa iyiyse takdir eder, onu orada bırakırdık. Gözün içine sokmaya ya da nazar değdirmeye gerek yoktu. Demek amcamlar, diğerleri böyleydi. Hep aklımızda ya da haklarında konuşuyordu. Hoca sonrasında aşağıya indi. Her biri yerde oturmuş, bazıları koltuklarda. Hoca ile içeriye girdiğimizde hepsi ayağa kalktı. Hocaya doğru bakarak, ''Ne oldu hocam, ne yapacağız şimdi?'' diyerek soruyorlardı. ''Yapacak bir şey yok. Yapmanız gereken birbirinize haklarınızı helal etmek.'' ''Nasıl yani?'' diyerek şaşırdılar. ''Haklarınızı helal etmek. Ama gerçekleri söyleyerek. Sen onun arkasından konuştuysan söyleyeceksin. Sen ona beddua ettiysen söyleyeceksin.'' dedi. ''Öyle şey mi olur?'' diyerek amcamlarla yengemler konuşurken hoca bir anda sinirli şekilde ''Kapatın çenenizi!'' diyerek bağırdı. ''Siz kimi kandırdığını zannediyorsunuz? Birbirinize konuşmaktan, iftira atmaktan her yeriniz cinlerle dolmuş. Dilinize oturmuşlar. Ayaklarınızdan içeriye girmişler. Cinlerle yaşar olmuşsunuz. Hem kanınızı taşıyorsunuz hem de birbirinize aynı adaletsizliği yapıyorsunuz. Bu kardeşçiye yakışmaz. Bu Ademoğluna yakışmaz. Kardeş olmanıza da gerek yok. Kimse kimsenin hakkından kul hakkına giremez. Kimse kimsenin arkasından iftira atıp kafasında kurduğu paranoyaklıklarla konuşamaz. Yoksa ettiğiniz o beddualar, ettiğiniz o yalan yeminler ve söylentiler böyle kendinize ızdırap olarak döner. Bu çocuk ve babasında yok. Hakkınızda bir kere bile konuşmuşlukları yok. Yoksa geldiklerinde direkt cinliler musallat olurdu. Girmeye çalışmışlar vücutlarına ama hiçbir şey yapamamışlar. Sadece ayaklarına oturup sonrasında da çıkıp gitmişler dedi. Şimdi ne olacak yani dediği anda birbirlerine itiraf etmeye başladılar. Hepsi birbirine ağlayarak itiraf etti. Helallik istediler. Sonrasında da helal ettiler. Tabii ki en büyük helallik istemeleri gereken kişi annemdi. Sinan amcamla beraber gidip babam ve annemi aldık. Oraya Murat amcamı bıraktık. Çocukların yanına. Sonrasında Murat amcam da isteyecekti. Eve geldiğimizde annemle babam yürüdü. Herkes yaptıklarından dolayı annemden helallik istedi. Annem hiçbir şekilde kimseyi kırmadı. Hepsini hakkını helal etti. Babam da. Ne kadar ısrar etselerdi ama buraya dönmek istemediler. Sonrasında da Murat amcam da helallik aldı. Bu akşamdan sonra herkes abdest alıp namaz kıldı. İbadetlerini kaçırmamaya başladı. Bir daha da apartmanda garip bir olay yaşanmadı. Hiçbir büyük kağıda çıkmadı ya da gece rüyasında kabus gören. Gerçekten de yaptıkları iftiralar, aralarında konuştukları dedikodular ve yalandan yeminler yüzünden koca apartmandaki 5 ailede ızdıraba döner şekilde cinlerin esiri olmuştu. Cinler her zaman yalan konuşan ve dedikodu yapan insanın yanında lezzetlenir. Onunla beraber yaşar ve onun en yakın dostu olur. Rabbim bizi şeytanın diline düşürecek kadar kalbimizi köreltmesin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Rabbim ettiğiniz duaları kabul eylesin inşallah. Videoyu beğenerek ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Rabbime emanet olun. Esen kalın dostlarım.